Ben lisans eğitimimi Türkiye'de aldım. Yüksek lisansımı da Almanya'da yaptım. Londra'da lisans sonrası master ya da doktora yapmak için hazırlık programları oluyor. Bu programlar yabancı öğrenciler için çünkü bir nevi dil kursu gibi. Ama sana gramer öğretmiyorlar, sunum yaparken hangi kalıpları kullanmalısın, kendini İngilizce nasıl ifade edebilirsin gibi derslere giriyorsun. Ben burada böyle bir eğitim aldım. Amacım doktora programlarına başvurmaktı. Sonra işe girince bu hayalimden vazgeçtim. Ucundan da olsa Londra'daki üniversite yaşamına dair birçok şeyi öğrenmiş oldum. Hem bu deneyimlerimden biraz bahsedeceğim, hem de Londra'nın en iyi 5 üniversitesini sana tanıtacağım. Bu 5 üniversitenin kampüs turlarına tek tek katıldım. Aklında Londra'da okuma fikri varsa bu videonun sana çok yardımcı olacağını düşünüyorum. Bu arada benimle ilk defa tanışıyorsan ben Bahar ve bu kanalda seyahat, kültür ve hayata dair şeyleri Londra'dan bildiriyorum. Londra'daki üniversitelerde bizim alışkın olduğumuz kampüs deneyimi pek yok. Bu yüzden sanki üniversiteye değil de çalıştığım bir yere gidiyormuşsun gibi bir his oluşturuyor insanda. Bunun dezavantajı belki arkadaş edinme konusu olabilir. Bu yüzden sana birkaç önerim olacak. Üniversitenin kendi ilgi alanlarına uygun kulüpleri zaten vardır mutlaka. Ama bir de Türkiye kulüpleri oluyor. Yapacağın ilk şey bu kulüplere dahil olmak olsun. Almanya'dayken okulun ilk günü gidip Türk arkadaşlarla tanışmıştım. En yakınlarım onlar oldu. Burada tam zamanlı bir öğrenciysen haftada 20 saat çalışma imkanın var. Ve öğrencilerin büyük bir çoğunluğu çalışıyor. Çünkü çok pahalı bir şehirde yaşıyoruz. Ayrıca hem dil konusunda hem de sosyalleşme konusunda sana katkı sağlıyor. Üniversite öğrencilerin iş bulması da nispeten kolay oluyor. Staj imkanı da çok fazla bu arada. Londra'da öğrencilik yapacaksan çalışmak bu deneyimin bir parçası olmalı bence. Önce üniversitenin iş arama sayfalarından bir şeyler bulmaya bak derim. Çünkü bazı işverenler direkt senin üniversiteni hedeflemiş olabilir. Bir diğer alternatif tabii ki networking. Burada üye olacağın kulüpler, topluluklar senin çok işine yarayacak. Londra'da yaşarken fırsatlara evet diyebilmen çok önemli. Denemeden bir şeyin sana uygun olup olmayacağını bilemezsin. Burada yaşayacağın tecrübe hayatında bir kere olacak. O yüzden dolu dolu her şeyin hakkını vererek yaşamaya bak ve tadını çıkarmaya bak derim. Dersler çok zor olabilir, ana dilin olmadığından dolayı iletişim konusunda zorlanıyor olabilirsin, aileni özlüyor olabilirsin, arkadaş edinememiş olabilirsin, geçim sıkıntısı yaşayabilirsin. Hatırlatmak isterim ki bunları yaşayan tek kişi sen değilsin. Öğrenciliğini yurt dışında yaşayan neredeyse herkesin başına gelen şeyler bunlar. İnan hepsinin bir çözümü oluyor. Dışarı çık, insanlarla konuş, hayata karış, derdini anlat. Ben yüksek lisansım sırasında stresten ciddi cilt problemleri yaşamıştım mesela. Oysa başka bir dilde, yabancı bir ülkede kendi başıma yaşamanın bana kazandırdıklarını şimdilerde anlayabiliyorum. Eğer Londra'da okuyacaksan zamana karşı yarışma, zamanı yaşa. Hadi üniversite turumuz başlasın şimdi. Dünyanın en iyi ilk 10 üniversitesi arasında yer alan Imperial College, Londra'nın bir numarası. Oxford ve Cambridge'i de içine alan 6 seçkin İngiliz üniversitesinden oluşan altın üçgenin bir parçası aynı zamanda. Altın üçgen, Amerika'daki Ivy League ile benzer bir mantığa sahip. Akademik mükemmellik, öğrenci kabulünde seçicilik ve elitizmle bağdaştırılan üniversitelerin bir araya gelmesi. 1907 yılında kurulan Imperial College, bilim, mühendislik ve tıp programlarıyla yıllardır ün salmış durumda. Penisilini bularak tıp dünyasında çığır açan Alexander Fleming gibi birçok Nobel ödüllü bilim insanı buradan mezun olmuş. Thank you.
University College London 2022 verilerine göre Londra'nın en iyi ikinci üniversitesi. Bu arada Oxford ve Cambridge'den sonra İngiltere'nin en eski üçüncü üniversitesi. Bu üniversite başka dinlere mensup öğrencileri kabul etmeye başlayan ve kadınları üniversite eğitimine dahil eden İngiltere'deki ilk üniversite. Mezunları ve araştırmacıları 30 Nobel ödülü kazanmış. Tahmin edileceği üzere mezunları arasında ünlü isimler de var. Ünlü isimler derken popüler kültürden bahsetmiyorum tabii. Mesela Mahatma Gandhi gibi isimlerden bahsediyorum. Kendisi hukuk eğitimini bu üniversitede tamamlamış. Şu an 42 bin civarında öğrencisi ve 13 bin üniversite çalışanı var. Bölüm başkanlarını incelediğinde çığır açan araştırmalara imza attıklarını görüyorsun. 20 binin üzerinde makale yayınlayan profesörler var. King's College London, İngiltere Kilisesi geleneklerine uygun olarak 1829 yılında kuruldu. Doğa bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler, hukuk, tıp, diş hekimliği gibi alanlarda köklü ve uluslararası itibara sahip bir üniversite. Bugün 33 binden fazla öğrencisi var. Bu üniversite mezunlarına ve araştırmacılarına 14 Nobel ödülü kazandırdı. DNA sarmalının keşfedilmesinde anahtar rol oynayan Nobel ödüllü bilim insanı Rosalind Franklin, çığır açan araştırmalarını bu üniversitenin laboratuvarlarında yaptı. Üniversitenin dudak uçuklatan bir araştırma bütçesi de var. Yıllık 273 milyon poundluk, yani 6 milyar liradan fazla bir bütçeden bahsediyoruz. Türkiye'nin 2023 yılı için ayırdığı Ar-Ge bütçesinin toplamda 18,5 milyar lira olduğunu düşünürsek sadece bir üniversitenin bütçesinin ne kadar yüksek olduğunu görebiliriz. King's College'ın dünya genelinde araştırma gücü sıralamasında 6. sırada olması hiç de şaşırtıcı değil.
Bu okul adından da anlaşılacağı üzere ekonomi ve siyasi bilimler üzerine yoğunlaşan bir üniversite. 1895 yılında aralarında ünlü yazar Bernard Shaw'un da yer aldığı 4 kişi tarafından kurulmuş. Amaçları Londra'da alanında uzman bir enstitü kurmakmış ve bunun hakkını vermişler. Enstitü 1900 yılında University of London bünyesine dahil edilmiş. Mezunlarına 18 Nobel ödülü kazandıran bu okul, dünyanın her yerinden en başarılı öğrencileri kabul ediyor. Queen Mary Üniversitesi'nin tarihi 1785 yılına dayanıyor. 4 farklı tıp enstitüsünün bir araya gelmesiyle kurulan bu üniversite köklü bir geçmişe sahip. Dünyanın her yerinde insanların yaşamlarını iyileştirmek ve eğitim engelleriyle mücadele eden kişilere umut ve fırsat sağlamak amacıyla kurulmuş. Günümüzde aynı vizyonla eğitim vermeye devam ediyor. Üniversitenin Doğu Londra'da ve Londra merkezde olmak üzere toplam 5 kampüsü var. Benim bulunduğum Mile End kampüsü Londra'daki en büyük kampüslerden biri. Mühendislik, toplum bilimleri, fen bilimleri gibi programlarda eğitim veriliyor. Londra'nın en iyi 5. üniversitesi olan Queen Mary, dünya çapında da iyi bir yerde.